Yumurta tavukçuluğunda en önemli mecralardan biri son yıllarda daha fazla talep gören organik üretim. Manisa'nın Kula ilçesinde girişimci Nihat Dayan'ın çabaları gösteriyor ki bölgenin kalkınmasında da anahtar kavram organik tavukçulukta gizli. Gıda Tarım Hayvancılık Bakanlığı'nın desteğiyle organik yumurta üretiminde örnek teşkil eden çiftlikte en doğal AŞ 12 bin metrekare alanda 3 bin yumurtayı özgür ortamında yetiştiriyor, özlenen lezzeti sofralara ulaştırıyor. Organik kavramı hayatımızı şekillendiriyor. Tükettiğimiz tüm gıdaların sağlıklı ve doğal olmasını istiyor. Bu konuda seçici davranıyoruz. Manisa Kula'da girişimci kimliği ve sosyal sorumluluk projeleriyle adını duyuran En Doğal AŞ kurucusu Avukat Nihat Dayan, sağlıklı nesiller yetiştirmenin ilk şartı sağlıklı beslenmedir diyerek organik üretime adım atıyor. Şirketimizin adı En Doğal AŞ. Eşimin ismi Emine, benim adım Nihat. Soyadımız Dayan. Emine Nihat Dayan olarak kurduk bu firmayı. Hedefimiz sağlıklı ve ahlaklı çocuklar yetiştirmek. Ben 18 yıldır evliyim. Kendi çocuklarımı çok seviyorum. Ama etkimiz altındaki tüm çocukları seviyoruz. Etkimiz altındaki tüm çocuklar bizim evladımız. Benim de, eşimin de. Bu açıdan yaklaşık 2000'li yıllardan beri işte kulüp yöneticiliği yaptık. Çocukları dernekler yöneticiliği yaptık. Yine çocukların eğitimine ve sağlığına hizmet etmeye çalıştık. Nihat Dayan, saha araştırmasında bölgenin tarım arazilerinin ve atıl binalarının kalkınmanın anahtarı olabileceğini fark ediyor. Alt gelir gruplarına faydalı olmak için bölgenin tarım yapısına uygun olduğunu, bakir arazilerimizin çok olduğunu ve eski yıllardan yapılmış atıl binaların çok olduğunu gördüm. Bu insanları dolaştığımda hepsinin desteğe ihtiyacı olduğunu, bunlara en azından örnek olarak bilgi vermek açısından kendime örnek işletme yapmak istedim. Eski bir binayı restore ederek işe başlayan Nihat Dayan, Manisa İl Tarım Müdürlüğü'nden alınan destekle organik üretim için tüm koşulları yerine getiriyor. Bulunduğumuz çiftlik kiraladık, restore ettirdik cüzi masraflarla. Sonra İçine tavuk koyduk ve İl Tarım Müdürlüğü'ne, İlçe Tarım Müdürlüğü'ne, Bakanlığa, her gittiğimiz yerden bize destek oldular, teknik destek oldular. Kula ve çevresinde etlik ya da yumurta üretimi yapan üreticileri örgütleyerek standardı yükseltip onları belgeler, sertifikalar uyarınca üretime teşvik etmek Dayan'ın yola çıkış amacını oluşturuyor. Köy tavuğu yapıyorlar. Bunları örgütleyip, yani eğitim verip bunları organik belge aldıracağız. Bu konuda organik kuruluşlarını Kula'da Ziraat Odası bünyesinde iki defa briefing verdirttim. Bir kısım tarım arazisi sahipleri iyi tarıma geçti. Bir kısım sahipleri organik tarıma geçti. İnşallah Kula'yı ileride organik bir bölge yapacağız. Örnek bir işletme kuran Dayan, organik tavuk üretiminin yönetmelikle belirlenmiş standartlarını izah ediyor. Bir tavuk için 4 metrekare açık alan, 6 tavuk için 1 metrekare kapalı alan gerekiyor. 3000 tavuk için 12 bin metrekare açık alan, 500 metrekare artı bakıcı evi biraz daha fazla kapalı alan gerekiyor. Bizim yaklaşık 18-19 dönüm açık alanımız var. 1000 metrekare civarında kapalı alanımız var. O açıdan geniş. Hani tavuk sayısını bir işletmemizin bir tanesi yeterken biz ikiye böldük daha rahat etsinler diye. Bahçemize çıkıyorlar. Bahçelerimizi yeşillendirdik. Yeşiller bitti, tekrar sürdük. Yeniden yeşillenecek. İçerideki folluk sayımız 7 tavuk için 1 folluk. 1 tavuk için 18 santim tüneme alanı. Çünkü akşamları yatıyorlar özgürce. İstedikleri zaman yemlerini içeride yiyorlar, dışarı çıkıyorlar, geziyorlar, dolaşıyorlar. Organik sertifikasıyla üretim gerçekleştiren firmada atılan her adımda yönetmeliklere uygunluk esas teşkil ediyor. Organik yemle beslenen, doğal ortamlarında özgürce dolaşabilen tavuklardan günlük 2500 yumurta elde ediliyor. Organik sertifikalı olmak zorunda kullandığımız her türlü ürün. Mermer tozu, mineral ve vitamin katkılarıyla beraber yem makinamız var. Demonstrasyon desteğinden bunu da aldık. Saatte 500 kilo yem üretimi yapıyoruz.
Tavuklarımız da 3000 tavuk günde 350-400 kilo arası, ortalama 110 ile 130 gram arası yem yiyorlar. Bize yaklaşık 3000 tavuktan 2500 civarında da yumurta veriyorlar. Konya, Ankara, İzmir'de kimi markalar için fason üretim yapan firma, kendi markasıyla şimdilik bölgesel marketlere ulaşıyor. Bölge üreticisini kalkındırmak için anahtar organik üretimde gizli diyen Nihat Dayan'ın çabası kısa sürede karşılığını buluyor. Demonstrasyon desteğiyle beraber Manisa ili ve ilçeleri organik tarımın, organik yumurtanın esaslarını diyebilirim ki çok iyi uygulamaya başladı. Uşak, Kütahya, hele geçen ay organik tavukçuluk sempozyumu düzenledik bakanlıkla birlikte ev sahipliğimizde. Bundan sonra Türkiye'ye yayıldı diyebilirim. Bu konuda iş yapmak isteyenler internetten, gazetelerden bize ulaşan yüzlerce kişi var. Bu yüzlerce kişiden sadece bölgemizde 12 tane çiftlik kuruldu. Nihat Dayan, bölgede organik üretime uygun koşullarda tarım arazilerinin ve atıl binaların bu alana yatırım yapacak girişimcileri beklediğini dile getiriyor. Yetkililerden köylünün örgütlenmesiyle ilgili destek bekliyor. Manisa Valiliği bir çalışma başlattı. İnşallah bölgedeki atıl yatırımları destek olma konusunda araştırma yapıyorlar. Hepsine, Manisa Valisi'ne özellikle teşekkür ediyoruz bu konuda destek verdiği için. Tarım müdürüne, demircisi, gördesi, köprübaşısı, selendisi, kulası, Uşak'a geçtiğimizde, Kütahya'ya geçtiğimizde düşünebiliyor musunuz? Bir tek Kuşu Beldesi'nde 20 tane, 30 tane boş bina var. Bunları bir kooperatif veya dernek adı altında devlet destek olursa biz bu insanları örgütleriz diye düşünüyorum. Avukat Nihat Dayan sözlerinin sonunda organik üretime dair bilgimi, tecrübemi, heyecanımı tüm yatırımcılarla paylaşmaya hazırım diyor. Çiftliğimizin kapısında Tarım Bakanlığı'nın demonstrasyon levhası var. Demonstrasyon göstererek öğretme demektir ki zaten benim hedefim burası Avukat Nihat'ın gösteri merkezi olacaktı. Beni arayan herkese aynen dediğim şu, geleceksiniz, göreceksiniz, soracaksınız, bildiğimiz her bilgiyi size aktarmaya çalışacağız. Bunun için sizden para istemiyoruz. Gelin, görün, elimizden geldiği kadar size ikramlarımızı yapalım.